kaça vurdum. Aslında yüreğimi saran tarifi belirsiz. Tadı bir başka olan at kurulaması serüven. Üstünden bütün kararsızlığı atak kadar ağır ve yoğun. Dönüşüm dönüşü olsa gerek. Bu kalkıp dirilmek, dirilmek ve yine dirilmek. Nerede kalmıştık dercesine bir ses içimden kalbimin de. Heyda diye başıma olmayışımın hissi ah bu his. Alplerime kadar beni saran ruhumun yegane sahibini buldu. Ya da tekrar ve tekrar gerçek olana kavuştu. Hücre derin olduğunu bilen ancak her seferinde nefse koşan bir yan. Yontulmayı bekleyen bir can. Hatada verildi insana bir seçenek olarak. İstese yapamaz mıydı? Yoksun bırakmaz mıydı? Nefsi beşer denenden yaşamanın ne anlamı olurdu? Bilmek istemediğim içi boş bir soru. Ayıplamak işi sana mı kaldı? Kendini her şeyin tanrısı sanan ukala kafalar. Hiçbir zaman düşmeyecek gibi çukura. Ve her bir şeyin hakimi olmaya çalışma aptallığı. Sahte yönelişlerin altında yatan çıkar mafyaları. Nasibinde varmış bilmenin bu hükmü. Hakikati gerçek olanı ve gerçekte olanı. Bu belli yolcu ise yola düşen. Yürümek yetmez artık zamanın bu ısrası. Gidecek olanın manası ne? Yol belli, yolcu ise yola düşendi. Yürümek yetmez artık zamanın bu mısrasında. Geri kalmışların bağışlama ihtimali bir dileğiş. Kendisine ortak koşmanın dışında. Merhametin sonsuz sahibi bir pırtıdan gelen ve bir pırtıda gidecek olanın manası ne? Yazık ki mezara girmeyecek gibi yaşamanın hevesine kapılana. Ey her şeyin sahibi Rab, beni, benim içimde beni kemiren benden arındırmanı dilerim. Beni senden uzaklaştıran ne varsa zihnimden, gözümden, ruhumdan, fikrimden ve de kalbimden yok eyle. Sevdiğinin halk edişinin yüzü suyu hürmetine.